Herkese yeniden merhaba. Gördüğünüz üzere ben hala Köyceğiz'deyim oğlumla birlikte. Bugün ayın 21'i 21 Kasım. Deli gibi bir yağmur yağıyor. Biraz önce birazcık bulutları gösterdim. Size kameradan ne kadar yağmuru görebildiğinizi bilmiyorum ama gerçekten bayağı bir sağanak yağış var. Bulutlar çok güzel, manzara harika. Çok soğuk değil, böyle uzun kollu bir şeyle gayet rahat oturabiliyorum şu an varında da. Ben şimdi makyaj yapacağım. Hazır makyaj yaparken şöyle birazcık sohbet ederek beraber makyaj yapalım dedim. Zaten videolarımı eğer izliyorsanız tatile hangi makyaj çantamla geldiğimi biliyorsunuzdur. Gayet minimal. Seyahat için işte normalde de zaten kullandığım şeyleri yanıma aldım. Ha, makyajıma bir yağ ile başlayacağım. Mervita markasının %100 organik argan yağı ile başlayacağım. Carewise'ın fondöteni kullanacağım için onun altına illaki bir krem ya da en güzel aslında yağ sürmem gerekiyor. Felaket bir rüzgar çıktı şu anda. Ağaçlar uçuyor. Ben çok severim böyle felaket havaları. Fırtınalı, yağmurlu, gök gürültülü. İnşallah, umarım duyuyorsunuzdur yağmurun sesini. Ağaçların sesini. Böyle hemen çok çabuk emilen bir yağ. Yüzümde çok ucuk ucuk kalmayacak. Biz bu arada 30 Kasım'a bileti aldık. Ben açık biletle gelmişim. Yani hiç bilet almamıştım, dönüş bileti. Ne zaman döneceğimiz belli değil diye. Ayın 30'unda artık neredeyse 6 hafta olacak. O yüzden artık dönelim dedim. Malum Çin'i orada bizi bekliyor. Bir de şey, Advent başlıyor şimdi Aralık'ta. Advent'te orada olmak istiyorum. Böyle bizim Aralık tam benim ayım. Doğum günüm de Aralık'ta. Bütün Noel atraksiyonları Viyana'daki de Aralık'ta olduğu için Noel şeyleri, marketleri falan. Viyana'nın en güzel zamanı bence sonbahar ve kış. O yüzden sonbaharın bir kısmını kaçırdım. Kışı kaçırmak istemiyorum. Of 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 of. Felaket bir yağmur var şu anda. Evet. Ben fondötenle devam edeceğim. Carewise'ın Porcelain isimli fondöteni kullanacağım. Porcelain bu arada rengin numarasının adı yani. Benimki sanırım en açıktan bir koyu. İkinci açık. İlkini bayağı böyle bir kuzeyli beyaz, beyazları için yapmışlar. Çok 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 beyaz. Bunu bu arada ben göz altıma kapatıcı olarak da kullanıyorum. Ben onun dışında eğer bana hediye falan ya da işte bir firmadan göndermedilerse kapatıcı kullanmıyorum açıkçası. Yani ben bunu bayılıyorum, bu fondöteni. Çok 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 doğal duruyor. Buna rağmen bayağı isterseniz kat kat sürüp çok kapatıcı da yapabiliyorsanız, tek katta da çok, bu arada çok az kapatıcı, asla değil, bayağı bir kapatıyor. Bu arada burada şu an hava 18-17 derece falan. Şu an gördüğümü görüyor olsaydınız bilmiyorum burada oturur muydunuz? Herkesin oturacağı bir hava kesinlikle değil. Yanımda kediler var bu arada. Hepsi dibime girmiş, saklanmış şekildeler. Birazdan kamerayı çevireceğim. Gök gürültü. Rüzgar artık varendaya da gelmeye başladı. Daha ne kadar burada oturabilirim şu an bilmiyorum. Yağmur da aynı şekilde. Ben burada bunu gözümün üstüne falan da sürüyorum. Birazcık da saçlarımı kestirdim burada. Böyle daha sağlıklı oldular. Sanki uçları çok ince olmuştu, kırılmıştı. Malum saçım daha önceden yere bir
İlk videoları izlediyseniz turuncu gibi bir renkti. Kızıl turuncu. Orada tabii önceden saçımı açtıkları için bayağı bir yıpranmıştı saçım. Bu uçlarda kaldı onlar. Şuradan itibaren görüyorsunuz zaten. Onun gibi kendi saç rengim. Oralar böyle biraz bir yıpranmış halde. Ben Hindistan cevizi yağı sürüyorum banyodan çıktıktan sonra. Çok azıcık. Öyle saçlarımı tarıyorum. Onu yaptığımdan beridir de daha iyi oldu. Bir de iyice kırık olanları da kestirdim. Çok da memnunum. Yağmur biraz yavaşladı şu anda. Rüzgar da öyle. Çok fena. Çok severim ben. Bayılırım. Şimdi makyaj yaptıktan sonra sıcak bir şeyler alıp elime böyle gelip burada oturacağım birazcık. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı kapatıcı ama hiç böyle şey durmuyor. Asla hani maske gibi falan asla durmuyor. Şurada şöyle küçük bir kırmızılık var. Onu Edi uyurken sürekli yüzümle oynuyor. Yanaklarımı falan seviyor. Küçük tırnaklarıyla da sürekli böyle bir şey yapıyor. O yüzden yüzümün sağ tarafı o sol eliyle oynuyor üstündeyken hep öyle bir kızarık bir tarafı oluyor ne yazık ki. Ben de engel olmak istemiyorum. O öyle seviyor çünkü. Seviyor beni yani. Kendince. O yüzden ellemiyorum ama yanağımın bu tarafında hep bir şeyler oluyor o çok oynadığı için. Evet, gayet kapatıcı gördüğünüz gibi. Ben şimdi ne yapsam acaba? Yanımda bu arada şöyle testerler var. Carewise'dan şeyden, Amazing'in sitesinden alışveriş yaptığımda yanımda gelen. Bugün bunları da kullanayım. Ben değişik bir şey göstermiş olurum size de. Carewise'ın blushlarından Lovely rengini kullanacağım. Bu arada ben böyle burada bir inanılmaz ilk geldiğimde hasta oldum. Hasta olduğundan kalsın. İlk önce dişim şişti. Bu arada rengi görüyor musunuz? Aşırı rengi. İnanılmaz yoğun bir rengi var. Azıcık parmağınızı almanız yani fazla bile oluyor öyle söyleyeyim. Ama ben rengine bayıldım bunun açıkçası. Çok beğendim. Böyle tam soğuktan soğuk dışarı çıktığınız zaman yanaklarınız böyle eksi derecelerde çok soğuk olur ya öyle oldu. O böyle doğal rengi veriyor bence. İşte geldiğimde öyle bir 10 gün dişim şöyle falan şişti yani. Bayağı 10 gün boyunca iğneler oldum, antibiyotik bir şeyler, bir de benim penisiline alerjim var, her şeyi alamıyorum. Böyle bir sürü bayağı bir olay oldu yani. Bayağı bir zor geçti. Hiçbir şey yiyemedim. Bayağı bir kilo verdim. Ondan sonra daha yeni yeni toparlanıyorum. Sonra üstüne bir de böyle soğuk algınlığı gibi bir şey oldu. Yani bayağı üst üste bir şeyler geldi. Ondan sonra doktor da şey dedi, bir immün sistemine, bağışıklığına bakalım her şey yolunda mı. 6 tür falan kan verdim. Orada da aklınızda bulunsun. Çok kendinizi yorgun hissediyorsanız, ne kadar uyursanız da uykunuzu alamıyorsanız, yataktan zor kalkıyorsanız, böyle bir mutsuzluk hali söz konusuysa filan, lütfen bir folik asidinize baktırın. Ben aslında kafamda şey diyordum, ya ben çok hayvansal ürün tüketmiyorum, B12'de mi bir şey var, demirde mi bir şey var, hani bir şeyimin olduğunun farkındayım ama ne olduğunu bilmiyorum. Hepsine bakıldı, sadece folik asidin sıfıra yakın çıktı yani. Çok komik derecede düşük, bayağı aşırı abartı düşük çıktı. Şimdi işte folik asit alıyorum. Bayağı da önemli bir şeymiş. Kırmızı kan hücrelerini falan oluşturuyormuş. İşte damarlarınızda kanda yani yeterince oksijen olmuyor. İşte bayağı bütün sinir sistemini etkiliyormuş. İşte beyin olsun, kalp olsun. Sürekli kalbim böyle bıçak batıyor gibi oluyordu. Allah Allah falan diyordum. Nefes alırken bıçak batıyor gibi oluyordu. Onların hepsi folik asit eksikliğindenmiş. Çok çok eksik olduğu için. Burada tedavi edilmezse Alzheimer'a kadar gidiyormuş yani. Bayağı da tehlikeli bir şeymiş. İyi ki baktırdık her şeye. Böyle kendinizi çok yorgun, böyle bir nefes nefese kalıyorsanız yürürken, böyle bir yersiz mutsuzluk falan hissediyorsanız mutlaka bir kan tahlili yaptırın derim. Ben şimdi bayağı bir 10 gündür falan alıyorum. Yani farkı hissettim daha 10 gün alıyor olmama rağmen. Çok daha
şey uyanıyorum, dinç uyanıyorum sabahları. Bu arada şimdi dudağıma şeyi süreceğim. Care Wise'ın lip tintlerinden Goddess rengini süreceğim. Ben böyle kırmızılara bayılıyorum. Kırmızılar, bordolar, yeşil tülükleri. Bu tarz renkleri çok seviyorum. Of. Yıldırım şimşek bayağı geliyor. Yani annemler gerçekten dağın tepesinde, yani dağın yamacında yaşıyor. Yani yamaç mı deniyor? Dağın bittiği, yani aşağısının olduğu yerde yaşıyorlar. Bayağı şey bir yer yani. Middle of nowhere. Yani böyle hiç alakasız bir yerde yaşıyorlar. Bayağı yemyeşil etraf falan, pek bir şey yok etrafta. O yüzden böyle gök gürültüsü, yağmur falan burada daha şiddetli oluyor. Şehir olmadığı için burada bayağı köydeler yani. Renk böyle bence çok güzel bir renk. Bunu ben çok severek kullanıyorum. Şu kadarcık tester olmasına rağmen bir aydır falan yanımda, sanırım bir en az 10 kere falan kullanmışımdır. Bitmedi. Bayağı da bir göndermişler. Ben şimdi kirpiklerimi birazcık kıvıracağım. Şu Ebeli'nin kirpik kıvırıcısıyla. Yanımda Alverde'nin Push Me Better maskarası var. Bunu sanırım Almanya'da bir takipçim, Almanca kanalımda piyasadan çektiler Almanya'da dedi. Ben Viyana'da buldum çünkü benim normalde kullandığım yeşilli olan bitmişti. Yani o, benim şubede yoktu yani. Diğerinin o şubesinde kalmamıştı. Tam da ertesi gün uçağa bineceğiz. Mecburen bunu aldım. Bunu da bu arada çok sevdim. Ne yazık ki kaldırıyorlarmış. Çok acık. Ya çok üzücü bence. Çünkü bunu da çok sevmiştim. Hem çok uygun fiyatlı, hem temiz içerikli, hem de bence çok güzel kirpikleri uzatıyor. Şöyle göstereyim. Bayağı fark ediyor yani. Ki benim kirpiklerim bayağı kısa ona rağmen. Çok güzel yapıyor. Üzüldüm açıkçası. Eğer Viyana'ya gittiğimde hala benim şubemde bulursam ya da Viyana'da herhangi bir şubede birkaç tane alacağım. Eğer kaldırıyorlarsa, ki Almanya'da kaldırdılarsa, yakında stoklar bittikten sonra da Viyana'da da gelmeyecektir yani. Edi bu arada annemle Sevda ablayla içeride Play-Doh aldık ona. Onlarla oynuyor. Burada çok keyif yerinde. İki gün önce anneciğim eve gidelim mi artık dedim. Hayır dedi. Eyvah dedim, nasıl götüreceğiz acaba, nasıl dönerken istemezse ne yapacağız filan, bayağı bir düşünmeye başladım. Çok daha küçükken tabii, şimdi 2,5 yaşında bayağı bir her şeyi anlıyor, konuşuyor, şarkı söylüyor bilmem ne. Hani önceden hadi bakalım gidiyoruz deyip toparlanıp, hani gitmeden 1-2 gün önce ben ona gideceğiz gidiyor sonra filan diye hep hazırlıyordum, ama hani giderken şey olmuyordu. Şimdi hadi bakalım gideceğiz deyince, bir de yaşım verdiği bir küçük ergen modunda hayır dedi yani. Gitmek istemiyor, gitmeyecek. Uf, çok fena bir yıldırım düştü. Birazdan sesi gelir. Burada yıldırım çeken falan da yok. Çok fena yani. Bence ben sürerken hep gözümün üstüne bulaştırıyorum. Ama şu an bunu umursamayacağım ve böyle bırakacağım. Çünkü zaten evdeyim, çok önemli yapacağım, gideceğim yer olmadığı için çok umursamayacağım. Kaşlarımı biraz dolduracağım bugün. Kaşlarımı neyle doldurayım? Şeyle dolduracağım. Şu bende 100% Pure markasının
şöyle bir fırçası var. Onu da Carewise'ın şöyle bir farı var. Açık renkli olanıyla dolduruyorum. Çok az dolduruyorum. Çok hafif. Çok koyu renk. Ya ben kaşımın kendi renginde bir far kullanırsam felaket oluyor. Çok çirkin oluyor bence. Çok böyle kalın kalın boya boya duruyor. O yüzden biraz açık renkli, küllü bir kahveyle doldurduğum zaman çok daha doğal durduğuna karar verdim. O yüzden bu sıralar bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi hiç açık bir renk olmasına rağmen far hiç abes durmuyor. Bir yıldırım daha düştü. Umarım bizim eve doğru geliyor bu arada yavaş yavaş. Biraz da içeri girmem gerekecek. Rengini ben çok beğeniyorum. Çok doğal duruyor hiç. Böyle yapay alttan şey durmuyor yani. Açık renk görünmüyor. Hiç görünmüyor gibi bir şey. Siz görüyor musunuz? Sanki daha dolu gibi duruyor. O kadar yani. Hiç boyanmış bir şey sürülmüş gibi durmuyor. Tabii şey yapmıyor yani. Fixlemiyor. Kaşlarım oraya buraya dağılabiliyor bir süre sonra. Ama açıkçası ben bunu şöyle düzeltiyorum ellerimi. O kadar umursamıyorum yani. Benim için çok önemli değil. Sanırım başka bir şey yapmayacağım. Dediğim gibi evdeyim çok böyle şey bir şey. Gözümün üstüne çok hafif bir şey sürebilirim. Onu da ne sürsem diye bakıyorum. Zaten 3 ihtimalim var. Şu kaşımı sürdüğümü süreceğim. Onu da şöyle bir şeyim var. Fırçam. Bu Fairbox'tan çıkmıştı. Markası da üstünde yazmıyor. Ama Fairbox videolarında görmüşsünüzdür zaten. Ondan böyle çok hafif tek farı göz kapağımı süreceğim. Hafif bir renk olsun diye. Bu kadar. Çok doğal duruyor Carewise'ın farları. Bu arada da şeyini çıkarttılar. Bunu krem farlarını çıkarttılar yeni. Ben krem ürünleri biliyor musunuz? Daha çok seviyorum aslında toz ürünler değil mi? Bu zamana kadar Carewise'ın hiçbir krem farı yoktu. O yüzden ben bunları tercih etmiştim. Bunu almıştım. Çünkü başka bir ihtimal yoktu yani. Alınabilecek başka bir far yoktu. Bunlardan da çok memnunum ama bunlar bittikten sonra şunu hep alırım kaşımı doldurmak için. Şu da bunun yerine kahverengimsi olan bir krem far çıkarttılar. Onun yerine o krem farı alabilirim. Şimdi dışarı çıkıyor olsaydım, değişik bir etkinlik yapacak olsaydım muhtemelen Lavera'nın şu kahverengi eyeliner'ını sürerdim. Çünkü bence bu tarz makyaja çok yakışıyor. Dediğim gibi evdeyim, o yüzden çok abartmayacağım. Ben şimdi içeri yavaş yavaş kaçayım. Birazcık size etrafı göstereceğim. Bugünlük video bu kadardı. Aslında daha fazla video çekmek istiyordum bugün ama dışarıda oturma ihtimalim şu an sıfır yani. Bayağı yıldırımlı, yağmurlu ve içeri kadar. Burada yıldırım çakınca evde elektriklerin gittiği falan oluyor. Yani öyle bir yer burası. O yüzden burada bırakacağım şimdi bugün bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.